Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer adliyeye sevk edildi. Şimdi son durumu Ümit Uzun'dan dinleyeceğiz. Telefon attığımızda. Ümit, nedir son gelişmeler? Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in adliyede, savcılıkta ifadesi, sorgusu devam ediyor Meltem. Bugünün en önemli gelişmelerinden biriydi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK terör örgütüne üye olmak suçundan sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Ardından hem belediye hem de kendi evinde arama yapılmıştı. Daha sonrasında ise emniyete sorgusu vardı. İşte o emniyetteki sorgusu saat 15'te başladı ve akşam saatlerinde saat 18 sularında adliyeye sevki gerçekleşti ve adliyedeki sevkinde de savcılıkta ifadesi alınmaya başladı ve savcılıktaki bu ifadesinin ardından, ki bunun ne kadar süreceğini henüz belli değil, çünkü emniyetteki ifadesi de yine uzun sürmüştü, savcılıktaki ifadesi de tamamlanacak. Onun tamamlanmasından sonra savcılık Ahmet Özer'i PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakimliğe sevk edebilir ve bir başka karar da verebilir. İşte tüm bu sonucun, tüm bu sürecin nasıl sonuçlanacağına yine savcılıkla birlikte hakimlik boyutu var. Ama öncesinde savcılık ifadesi var. Savcılık sorgusunun tamamlanması bekleniyor. Ne kadar süreceğini henüz tahmin edemiyoruz ama uzun sürebilir, bunu özellikle belirtelim. Ve bu savcılık ifadesinden sonra Ahmet Özer hakkında süreç nasıl işleyecek hep birlikte göreceğiz ama günün en önemli maddelerinden biriydi. Sabah saatlerinden itibaren takip ettiğimiz bir konu. An be an gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı, PKK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlandı ve şu anda savcılıkta sorgusu devam ediyor Meltem. Peki, teşekkür ediyoruz Ümit Uzun'a.